Ekrandaki soruda x ve y'nin orantılı değerler olduğu bize söylenmiş. Sonra da birkaç tane x değerinin ve bunlarla ilişkili olan y değerlerinin bulunduğu bir tablo verilmiş. Yani, mesela x 4 iken y 10'muş, x 5 iken y 12,5'miş gibi. Ardından da y eşittir r çarpı x denklemindeki orantı sabiti R'yi bulun denmiş. Şimdi videoyu durdurun ve bu sorunun cevabını kendiniz bulmayı bir deneyin. Evet. Bizden orantı sabitini bulmamız istenmiş. Orantı sabiti R'yi bulmak istiyoruz. Yani Y'yi elde etmek için X'i çarpmamız gereken sayıyı arıyoruz. Şimdi buradaki X değerine bakıp bundan Y değerine ulaşmak için x'i ne ile çarpmamız gerektiğini bulmamız gerekiyor. Pekala, 4'ü kaçla çarparsak 10 elde ederiz? 4'ü 10 bölü 4 ile çarparsak 10 elde ederiz, değil mi? 10 bölü 4, 2 tam 1 bölü 2 ile, yani 2 buçukla aynı şey. O zaman buraya çarpı 2,5 de yazabiliriz. Şimdi bunun tüm durumlarda geçerli olup olmadığına bakalım. Yani diğer x değerlerini de 2,5 ile çarpınca, bakalım buradaki y değerine ulaşacak mıyız? 5 çarpı 2,5 ne diyor? 5 çarpı 2, 10 eder ve buna bir de 5 çarpı 0,5 yani 1 bölü 2'nin sonucunu ekleyeceğiz. 5'i 1 bölü 2 ile çarparsak 2,5 eder. Demek ki gerçekten de 12,5 oluyor. Evet, buraya da çarpı 2,5 yazabiliriz. Şimdi de 10 çarpı 2,5'e bakalım. Bu da tabii ki 25 ediyor. İsterseniz çarpma işlemlerini uzun uzun da yapabilirsiniz. Ben burada işlemlerin bir kısmını zihinden yaptım. Sonuç olarak x değerinin her birini 2,5 ile çarptığımda, karşısındaki y değerini elde ettim. Yani her bir satır için x değerini orantı sabiti olan 2,5 ile çarptık ve y değerine ulaştık. Demek ki orantı sabiti kaçmış? 2,5'miş.